Bugün çok heyecanlı galamız var. 28'inde de vizyona giriyoruz. Çok heyecanlıyız. Ve tabii ki sevinçliyiz de tekrar seyirciyle buluşacağız. Bizim bir 5-6 yıllık bir TRT Çocuk dizi olarak bir geçmişimiz var. Orada zaten bizim karakterlerimiz, evet, bulunacak olsa eve dönmeye çalışıyorlardı zaten. Biz, yani seyircilerin de belki artık beklentisi ve neon adı merakını gidermek adına bu bölümde evet eve dönme hikayesini anlatalım istedik. Ve karakterler eve dönmeye çalışıyor diyelim. Çünkü yine bir sürü engelle ve bulmacalarla karşılaşıyorlar. Tema olarak da bizim bulmaca kulesi bilim teması var. Yani aslında marka olarak Bulmaca Kulesi TRT ile beraber eğitlence markası oldu. Yani eğlenerek öğrenme, eğitim. Birçok mesela öğretmen arkadaştan böyle bir dönüş alıyoruz biz. Derslerde artık Bulmaca Kulesi izlettiklerini. Çünkü mesela basınç konusunu en iyi orada çok güzel anlatılıyor ve çocuklar anlıyorlar yani. Bu şekilde hani bir eğitime destek projesi gibi oldu bizim için. Bu filmde de temamız yine bilim var tabii ki ve takım çalışması var. Bu Milli Teknoloji Hamlesi'nin aslında büyük bir katkı. Çünkü bütün bu hamleler, bu teknolojik buluşlar, neonları gelişmeler bireysel olarak olmayacaktır. Takım çalışması halinde olması lazım. 21. yüzyıl becerisi takım çalışması. Biz de bunu bir tema olarak seçtik. Bir kere çok komik, eğlenceli. Yani bu eğlence bence çok önemli. Yani o vaadimiz var. İkincisi nefes almadan yani bir macera zaten, komedi macera türü olarak. Biz yani ön izlemesine baktığımızda hani bir dakikada bir illaki bir olay oluyor, bir koşturmaca oluyor. Bu tempo bizim çok hoşumuza gitti. Yani buna çok özen gösterdi. Çok farklı mekanlar görecekler bu arada. Bulmaca Kulesi'nin hiç görülmedik mekanları ve Pokemon'lar adında çok sevimli robotlarımız var. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Çünkü bizim amacımız çocuklara ulaşmak ve onlarla birlikte eğlenmek, onların keyif aldığını görmek bizim bu işi yapmaktaki asıl amacımız. Tabii çok uzun ve yorucu bir üretim sürecini tamamladık. Onun da çok büyük bir mutluluğu var. 2 gün sonra bütün sinemalarda filmimiz gösterilecek ve heyecanla bekliyoruz çocukların tepkisini. Umarım memnun olurlar, severler. Bizim karakterlerimiz 2014'te yayına girdiğimizde bulundukları dünyadan başka bir boyuta, bir bulmaca kulesi evrenine ışınlanmışlardı ve orada bir sürü maceralar yaşadılar. Ve bu filmde artık geri dönmeye, eve dönmeye karar veriyorlar. Fakat önlerine bir takım başka zorluklar çıkıyor ve o zorlukları böyle nefes kesen bir tempoyla, macerayla, heyecanla yaşıyorlar. Bizce eğlenceli bir film oldu. Yani gelsinler, görsünler. Şimdi tabii bizim TRT Çocuk'la birlikte yürüdüğümüz 10 yılı aşkın bir süreç var. Ve aslında bizim çocuklara bakışımız ve hassasiyetimiz de bu 10 yıldır zaten kendisini ortaya koymuş ve ispat etmiş bir şey. Biraz önce sohbet ettiğiniz arkadaşım Ahmet zaten pedagog. Ben sinema televizyon mezunuyum. Şu an bazı üniversitelerde de ders veriyorum. Yani değerler bizim değerlerimiz. Dünya görüşü, bakış açımız, bizim bakış açımız ve tabii ki eğlence bizim için çok önemli. Keyifli vakit geçirmek çok önemli. Bunları yapmaya çalıştık. Gelsinler, eğlensinler, bizim heyecanımızı paylaşsınlar, düşüncelerimizi paylaşsınlar, değerlerimizi paylaşsınlar. Zaten paylaşıyorlar bu kadar zamandır.